Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkı'na kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir tarif hazırladım. Kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde ve akşam yemeklerinizde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su ve 1 çay bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre, çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Sonrasında bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum ve 1 paket instant maya ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. İlk olarak spatula ile karıştırıyorum ve içerisindeki şekeri eritiyorum. Kullandığınız suyun ve sütün ılık olmasına dikkat edin lütfen. Çok sıcak ya da soğuk olması halinde mayanız aktif olmaz ve hamurunuz kabarmaz. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir kısmını ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru toparladıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Hamur kıvamını aldıktan sonra daha fazla un eklemeyeceğiz ve içerisine 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını ekleyeceğim. Bu aşamada kontrollü bir şekilde ununuzu eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Neredeyse ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Çöreğimizin hamurunda bu kadar az malzeme kullanıyoruz. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamur oldukça yumuşaktı. İçerisine biraz daha un ilavesi yaptım. Biraz önce de belirttiğim gibi tarifimde toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Yeteri kadar toparlanan hamurun içerisinden spatulayı çıkarıyorum. Ve içerisine 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşatmış olduğum tereyağını ekliyorum. Tereyağını sonradan eklememizin nedeni hamura ekstra bir lezzetlik ve esneklik katıyor. Sizler de bu şekilde denediğinizde aradaki farkı göreceksiniz. Tabi isterseniz tereyağı yerine alternatif olarak margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi hamur ve tereyağını güzelce yoğuruyorum. İlk olarak hamur elinize oldukça yapışacak. Kesinlikle un ilavesi yapmayın ve yoğurmaya devam edin lütfen. Bir süre sonra hamurun elinizi bıraktığını göreceksiniz. Bu şekilde hamuru yoğuruyorum ve toparlıyorum. Güzel bir kıvam aldıktan sonra hamurumu tezgaha alarak daha da güzel yoğuracağım ve çok güzel kaliteli bir hamur elde edeceğim. Yeteri kadar yoğurduğum hamuru şimdi tezgaha alıyorum. köpük köpük yumuşacık bir hamur elde ettik. Sizlere de tavsiyem lütfen tarifimi yaparken hem verdiğim ölçülere hem de püf noktalarına dikkat edin. O zaman gerçekten Sizlerde güzel sonuç alacaksınız. Bu şekilde tezgahta yaklaşık 1-2 dakika boyunca yoğuruyorum. Daha güzel bir hamur elde ediyorum. Hamur yeteri kadar yoğruldu. Şimdi yoğurma kabının içerisine alıyorum ve bu şekilde 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurumuz kenarda dinlenirken biz de köfteli harcımızı hazırlayacağız. Bu tarifimde 350 gram orta yağlı kıyma kullanıyorum. 2 adet orta boy soğanı soydum, küçük küçük doğradım, onu ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 adet yumurta ekliyorum. Yumurtaya alerjisi olanlar kullanmayabilir. 2 yemek kaşığı galeta unu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı tuz Son olarak da 2 adet rendelemiş olduğum sarımsağı ekliyorum. Köftemizin malzemeleri bu kadar. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Tamamen homojen bir karışım elde ediyoruz. Tıpkı köfte yoğurur gibi güzelce 1-2 dakika boyunca yoğuruyoruz. Bütün lezzetlerin aromaların birbirine geçmesini sağlıyoruz. Bu vermiş olduğum ölçülerle köftemiz acı olmuyor. Acı seven arkadaşların baharat miktarını arttırabilir. Köfteyi yeteri kadar yoğurduktan sonra hemen şekil vermeye başlıyorum. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 23 tane köfte elde ediyoruz. Sayıya çok fazla takılmanıza gerek yok. 22 olur, 24, 25 olur. Hiç önemli değil. Hazırladığınız köfte adedince hamur dilimlemeniz gerekiyor. Bezeleri o şekilde almanız gerekiyor. Ben bu tarifimde toplamda 23 tane beze elde etmiş oldum. Köftelerin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra hemen tarifimi yapmaya başlayacağım. Köftelerim hazır. Şimdi bunu kenar alıyorum. Hamurum bir saat boyunca mayalandı ve çok güzel bir şekilde kabardı. İlk olarak hamurun havasını alıyorum. Daha sonra tezgaha biraz un serperek hamuru tezgah alıyorum. Yumuşacık çok güzel bir hamur oldu gerçekten. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa çörekleriniz o kadar yumuşak ve lezzetli olacak. Bunu unutmayın lütfen. Bu aşamada tezgaha çok fazla un serpmenize gerek yok. Sadece hamuru toparlayabileceğiniz kadar un serpmeniz yeterli. Bu şekilde içeri doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra yuvarladığım hamuru ilk olarak ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra bu kesmiş olduğum hamurlardan toplamda 23 tane bez elde ediyorum. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için elime fazlasıyla yapışıyor o yüzden arada bir un serpiyorum. Daha kolay ve daha eşit beze alabilmek adına hamuru rulo yaptım. Daha sonra bu şekilde dilimliyorum. Kestiğim hamurları yuvarlayacağım sonrasında hemen çöreklerim yapmaya başlayacağım. Bu şekilde hamurları yuvarlıyorum beze haline getiriyorum ve bir bezin üzerine alıyorum bezin üzerine koymayı ihmal etmeyin. Aksi halde tezgahımızı yapışacaktır. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum ve bezin üzerine koyuyorum. Daha sonra hiç zaman kaybetmeden hemen çöreğimizi yapmaya başlayacağız. Sonuncu bezeyi de yuvarlıyorum ve hemen çöreğimi yapmaya başlıyorum. Bu tarifimde yuvarlak bir fırın kabı kullanıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağını alıyorum ve her yerine fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. İsterseniz bu aşamada fırın kağıdı da kullanabilirsiniz. Ben tereyağı sürmeyi tercih ettim. Böylelikle tereyağı da çöreklere geçmiş olacak. Bu kabı güzelce yağladım ve hemen çöreklerimi yapmaya başlıyorum. Dinlenen hamuru avcuma ters çevirerek bu şekilde parmak uçlarımla bastırarak hamuru açıyorum. Daha sonra içerisine köfteyi koyuyorum ve bu şekilde kenarlarından çekiştirerek hamuru sıkıca kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Çöreğimizin içerisinde bolca kıyma var ve bol soğanlı üzerine de bolca kaşar peyniri koyacağız ve lezzeti ikiye katlayacağız. Bu aşamada çok büyük bir fırın kabı veya tepsi kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben bu tarifimde 30 santim çapında yuvarlak fırın kabı kullandım. Sizler bu ebatta bir tepsi veya borcam kullanabilirsiniz. Çöreklerimizin tamamını bu şekilde hazırlıyoruz ve yağladığımız kalıba koyuyoruz. Sonuncu hamuru da aynı şekilde elimle açtım. İçerisine köfteyi koyduktan sonra kenarlarından çekiştiriyorum. Zaten hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve esnek ki kolaylıkla hemen şeklini alacaktır. Yuvarladıktan sonra fırın kabının ortasına koyuyorum. Üzerine hiçbir şey sürmüyorum ve bu şekilde önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üstlerle fırına gönderiyorum. Üzeri hafif pembeleşene kadar pişireceğim. 30 dakikanın sonunda fırından çıkartıyorum. Şimdi üzerine rendelemiş olduğum 200 gram kaşar peynirinin tamamını döküyorum ve her yerine gelecek şekilde koyuyorum. Kaşar peynirini de koyduktan sonra yaklaşık bir 5 dakika daha fırında bekleteceğim. Üzeri güzelce kızardıktan sonra çöreğimi fırından çıkartacağım ve sizler için sunuma hazırlayacağım. Her yerine kaşar peynirini koyduktan sonra fırın kabımı tekrardan fırına gönderiyorum. Ve 5-6 dakikanın sonunda çöreğimi fırından çıkartıyorum. Mutfağımı saran kokuları tarif etmem gerçekten imkansız. Sizler de tarifimi denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bol soğanlı köftesiyle ve bol kaşar peyniriyle gerçekten çok lezzetli bir çörek oldu. Hem göze hem de mideye hitap eden nefis bir tarif. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. İçerisindeki köfte de gayet güzel pişiyor. Aklınızda soru işareti kalmasın. Videonun sonunda köftenin doku testini de sizlerle paylaştım. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.